biz Content House'da işte ben, Merve, Yaren, Berke, Ayhan, Asir, Emir, Onur, Furkan falan evdeyiz. Bir kişi geldi yanıma. Bu kişi de ya ben anlamıyorum. Bir tane arkadaşımız var Content House'da. Kendisi bir kız. Diğer kız arkadaşlarımıza da bize de sürekli olarak bir tane kız arkadaşımı kötüleyip duruyor sürekli olarak. Ben de sürekli olarak uyarıyorum. Cemil sürekli olarak uyarıyor. Ve bir zaman sonra ona karşı Content House'daki diğer kişiler de nefret etmeye başladı. Sinirlenmeye başladılar anlattıklarından sonra. Ve ona karşı bu saatten sonra o anlattığı kişi var ya, ona karşı da ben onu, benim olduğum yerde zaten konuşamıyor da benim olduğum yerde konuşamıyor. Yanıma geldi. Gece saat 12 falan. Content House'dayız. Dedi ki bir gelir misin dedi. Dedim gelirim. Ne oldu söyle. Yukarı çıktık. Aşağıda 20 dakika önce ondan nefret ettiğini söyledi. Ondan nefret ettiğini söyledi bana. Bize. Yukarı çıktığımda onu çok özlediğini, onun kardeşi olduğunu söyledi. Dedi ki bu benim kardeşim, çok özlüyorum onu falan. Ben dedim ki gerçekten özlüyor musun? Evet dedi, çok özlüyorum. Dedi ki ama aşağıdaki insanlar çok kızar dedi. Ben dedim ki kimse sana kızamaz. Sen kardeşinin yanına gideceksen, eğer özlediysen git. Ama yani ben seni koruyup kollayacağım dedim. Ben seni koruyup kollarım. Sonra biz o kişiyle beraber gizli gizli resmen, çünkü o dedi ya ben kardeşim yanına gitmek istiyorum diye. Benim bir kardeşim var dedi. Gizli gizli yola çıktık ve o kişinin yanına gittik. O sırada da evden arıyorlar bizi. Neredesiniz falan diye. Bize diyoruz ki işte dışarıdayız falan. Hala yalan söylüyoruz. Ben yalan konuşmak zorunda kaldım. Hayatımda ilk defa. Ben hayatımda ilk defa yalan konuşmak zorunda kaldım. Sonra evin oraya geldik. Evde çok ciddi bir kavga ettik. Kapı falan kırıldı. Kendi aramızda bayağı hayvan gibi tartıştık. Kaos çıktı evde. Ev dağılacak derecesine geldi. Sonra biz bu kişiye şöyle bir teklifte bulunduk. Dedik ki seni onun yanına tekrardan götürelim. Götürdük. Çünkü gecesinde onun kardeşi olduğunu ve onu çok sevdiğini, çok özlediğini söyledi bize. Ve ben her zaman ona dedim ki iki yüzlük yapmak yerine ikimizi de seçip ikimizi de sevebilirsin. Bu evde sana kimse kızamaz. Ben bu evdeysem, Content House'daysam kimse sana kızamaz. İki tarafı da seçebilirsin, iki tarafı da sevebilirsin dedim. Bunu çok iyi hatırlar. O da neyse arabaya bindik. Yanına tekrardan gittik. Ona dedik ki neyse bu durumu da hallettik kendi aramızda. Ev ahalisi de düzeldi. Tekrardan eski hayatımıza geri döndük. Kardeşini tekrardan bırakıp tekrardan Content House'a döndün. Dedin ki ben istemiyorum eski arkadaşımı, o dostumu istemiyorum dedim. Ve ben peki senin bileceğin iş dedim. Sonra sen arayı bulmak için de birkaç defa yanına gittin, geldin. Ve sana kimse hiçbir şey demedi. Sana hiç kimse bir şey demedi. Yaptığın hareketlerden sonra
Ben ikizler burcuyum demeyeceksin. Yaptığın kararın arkasında duracaksın. Ya bir kardeşini seçeceksin. Diyeceksin ki ben... Diyeceksin ki... Ben yola çıktıklarımı satmadım. Yola çıktıklarımı, yolda bulduklarıma satmadım mı? Öyle bir şey dedin ya. Ben yola çıktığım arkadaşımı seçtim dedin ya. O zaman bizim yanımızda yalandan yere durmayacaktın. Biz tatildeyken... Seni yanımıza almadık. Çünkü 200'lerin yanımızda yeri yok. Sen de insanlara ben koronayım dedin. Eyvallah. Sosyal medyaya yansıtmadık. Sıkıntı yok. Güzel. Peki sen neden tekrardan Best Friend'inin yanına gidip bize sallamaya başladın? Benim hakkımla konuşmadan önce sizin hakkında bildiklerimizi asla unutmayın. Ciddi söylüyorum. Seninle çok güzel bir dostluğum var. Seni kardeşim yerine koyuyorum. Ama lütfen başkalarından gaza gelip, başkalarından güç kuvvet bulup ekmek yediğin yere tükürme. Ben seninle beraber senin paranı yedim. Sen benimle beraber benim paramı yedin. Biz beraber aynı sofraya oturduk. Aynı sofradan kalktık. Defalarca. Ben seni kaybetmek istemiyorum. İnsan olmanı istiyorum.